Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Fransa'nın başkenti Paris'te Arap Birliği'ne üye ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası Katarlı mevkidaşı Muhammad El Attiye ile ortak basın açıklaması yapan Kerry, Beşar Esad'ın kırmızı çizgiyi geçtiği konusunda Arap ülkelerinin de mutabık olduğunu belirtti. Bugün de konuştuğumuz gibi Beşar Esad'ın acımasızca kimyasal silah kullandığı konusunda tek bir muhalif olmadan hepimiz hemfikiriz. Bu kimyasal silahlarla aralarında 426 çocuğun da bulunduğu yüzlerce kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bu kez küresel kırmızı çizgi aşılmıştır. Uluslararası kamuoyunun yaklaşık 100 yıldır uyduğu kurumsal normları Suriye rejiminin alenen göz ardı ettiği ve bu normlara uyulmasının ne kadar önemli olduğu konusunda da mutabakatız. Kerry'nin mevkidaşlarına ikna çabaları Avrupa'da devam ederken Başkan Barack Obama, ülkesinde Kongre'nin ve halkın desteğini medyada yayınlanan kimyasal silah kurbanlarının videolarıyla toplamaya çalışıyor. Ancak Irak ve Afganistan'ın ardından daha fazla savaş istemeyen Amerikalılar tepkilerini düzenledikleri eylemlerle gösteriyor. Ben inanmıyorum ama Esad kimyasal silah kullanmış olsa bile buna karşı cevap asla daha fazla insan öldürmek olmamalı. Amerikan halkının çoğu Suriye askeri operasyon taraftarı değil. Yapılan anketlere göre her 10 kişiden 6'sı Amerika'nın Suriye'ye müdahale etmesine karşı çıkıyor.